Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Çok kıymetli müftü vekilim, değerli daire abilerimiz, gençliğimizin, maneviyatımızın, memleketimizin mimarı, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler, değerli basın mensupları, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Öncelikle bizleri sizlerle buluşturan, burada bu mekanı hazırlayan Ünye Müftülüğü, başta müftü vekilimiz olmak üzere personel arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin camiler ve din görevlileri haftası hayra vesile olsun diyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, hocalarım, benden yaşlı abilerim, bu sene hepinizin bildiği üzere camiler ve din görevlileri haftasında başkanlığımız tarafından cami ve gençlik konusu seçilmiş, isabetli de olmuş. Bu konulardan cami ve gençlik her biri ayrı bir başlık altında incelenebilir. Aslında camiyi merkeze aldığımızda başkanlığın spot olarak seçmiş olduğu, nasıl diyelim, tembih, öğüt ya da tebliğ olarak geç kalma, genç gel deme hakkımız var. Ama gençliği eğer merkeze alacak olursak, bize yer var mı? Camide bize yer var mı? Bize bir mekan var mı? Bizim ilgi alanımıza girebilecek şeyler var mı diye bazı soruları sormamız gerekiyor. Tabii benim konuşmam şunu da düşünerek çok uzun sürmeyecek, çünkü bildiğim kadarıyla 9'dan beri buradasınız. Birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz ülkenin çeşitli köylerinden, uzak yerlerinden de gelmiş olabilirler. Ben o çileleri bilen bir kardeşinizim. Zamanında 17 kilometre yaya giderek efendim görev yerine ulaşan bir kardeşimizim. Onu biliyorum ama madem ki bir araya geldik, burada bazı hususları sizlerle paylaşacağız. Beraberce paylaşmış olacağız. Bu yukarıdan aşağıya dikte anlamında bir söz şeklinde anlaşılmasın. Belki zaman zaman öz eleştirilere girmiş olacağız. Zaman zaman dertlerimizi paylaşmış olacağız. Değerli kardeşlerim, insan dediğimiz varlık, Yüce Rabbimiz tarafından ayet-i kerimede ifade edildiği gibi لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, en güzel bir surette yaratılmış, kendisine Yüce Rabbimiz tarafından değer atfedilen, yeryüzünün halifesi kılınan, kendileri arasında Allah'ın elçileri seçilen, gerçekten de saygıdeğer bir varlık. Yeryüzünden insanı kaldırın, bu insanın içerisinde hanımlar da var, beyefendiler de var. İnsan unsurunu yeryüzünden kaldırdığınızda hiçbir anlamı yok. O kadar değerli bir varlık. Ve bunun en önemli aşaması da kanları fıkır fıkır fıkırdayan o delikanlılık dönemi dediğimiz şahsiyetin oluştuğu ve zihne bir sürü çağrıların geldiği bir dönem. Ama bu dönem sadece kendine özgü sınırları içerisinde, zaman dilimi içerisinde değerlendirilemez. Bunun bir altyapısı var. Bunun bir çocukluk dönemi var.
Bunun 0-3 yaşından tutunuz, diğer dönemlere hepsini ayrı ayrı sizlere arz etmiyorum. Gelinceye kadar 13-15 ve 25 yaşları arasında gençlik dönemini kabul edecek olursak, bu dönemlere gelinceye kadar bir geçen bir süreç var, bir zaman dilimi var. Gençliğin zihninde oluşan dünya, kurulan anlam evreni bu çocukluk döneminde başlıyor. İşte o şahsiyetin oluştuğu o döneme gelinceye kadar çok değişik evreler geçiriyor. Değerli dostlar, bizler elhamdülillah Cenab-ı Hak bizlere öyle bir meslek, öyle bir imkan vermiş ki çoklarının özelliği hem dünyasını hem de ahiretini imal eden, hazırlayan şanslı kişilerdeniz. Ama biz din görevlileri olarak, cami görevlileri olarak hocamızın ifade ettiği gibi az önce seçilmiş ve geleceğe atılan tohumların mimarı olarak tabii ki üzerimizde büyük sorumluluklar var. Yani sorumluluğumuz sadece diğer dışarıdaki vatandaşlarımızın kendi sorumluluklarında olduğu gibi değil, önüne düştüğümüz, imamı olduğumuz ya da olamadığımız. Hani burada, şuradaki sözde ifade ediyor ya, geç kalma, genç gel diyor ya, geç kalıyoruz. Biz namaza geç kalıyoruz. Biz cemaata geç kalıyoruz. 5 vakit cemaata biz geç kalıyoruz. Bazılarımız cumadan cumaya gelerek geç kalıyor. Bazılarımız bayramdan bayrama gelerek geç kalıyor. Bazılarımız cenazede musalla taşına geldiğine o zamana kadar geç kalıyor. Bu geç kalışın nedeni ne diye sorduğumuzda karşı tarafı suçlamak, karşı tarafta kabahatler aramak, onun tembelliğine bunları yüklemek elbette ki kolay bir çıkış yolu. Ama bizim burada yapmamız gereken nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde, sünnet-i seniyyesi çerçevesinde yapmamız gereken nedir? Kur'an'ın bize öğütlediği "Udû ilâ sebîli rabbike" diye başlayan ayet-i kerimede "Ve câdilhum billetî hiye ehsen" diye ifade edilen oradaki mücadelede neler vardır? Sadece güzel sözler, güzel öğütler kürsüde, hutbede, minberde, mihrapta Kur'an'ın insanları iyiliğe davet ettiğini, adalete davet ettiğini, sırat-ı müstakime davet ettiğini vesaire bir sürü ahlak kurallarını davet ettiğini ifade ederek Kur'an'ın özelliğini ve güzelliğini insanlara anlatmak mı? Yoksa o Kur'an'ı bir sahabenin yaşadığı gibi elimizden geldiği kadar bu çağda bütün makinalı tüfek gibi her türlü nefsani ve şehvet unsuru olan her şeyin üzerimize geldiği bu dönemde bir sahabe gibi o Kur'an'ı yaşamaya çalışma ve çaba içerisine girmek midir? Dolayısıyla burada değerli dostlar, bir imam derken, bir din görevlisi derken sadece bir meslek şeklinde bunu algılamamak gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi bir mücadele, o işte en güzel bir mücadele nasıl olacaktır? Karşımızdaki muhatabımızı tanımamız gerekiyor. Gençlik dediğimiz zaman, genç dediğimiz zaman bunun içerisinde eğitim düzeyi nedir? Kültürel bagajında ne vardır? Zihinsel yapısı nasıl oluşmuştur? Hangi bir aile ortamından gelmektedir? Ne türlü bilgilerle donatılmıştır? Kendisi engelli midir? Bu engellilik, özür dilemiyoruz artık, engellilik durumu doğuştan mı gelmektedir? Ya da ihmalkarlıklardan mı gelmektedir? Ya da bir kaza sonucu mu kazadan dolayı mı oluşmuştur? Bütün bunları da dikkate alarak insanın
bizim sosyal bilimlerde kullanmış olduğumuz ve birçoklarımızın da bildiğini tahmin ettiğim insanı tarif ederken insanın biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir varlık olduğunu unutmamamız gerekiyor değerli dostum. Karşımızdaki muhatabımız camiye gelen insan cuma namazına gelmiştir, bayram namazına gelmiştir ya da herhangi bir vesileyle davete icabet etmiştir. Muhatabımız olarak, muhatap bir kitle olarak çok farklı düzeylerde, çok farklı eğitim seviyesine sahip olan o insanlardan, onların durumlarına, onlarla iletişim sağlayabilecek bir dili, tırnak içinde ifade ediyorum, geliştiremediğimiz müddetçe, yapmış olduğumuz tebliği cazip hale getirmediğimiz müddetçe bir kulaktan söylenecek, öbür kulaktan çıkacaktır. Hoca bir an evvel vaazını tamamlasa da gitsek, hutbe bir an evvel tamamlansa da buradan çıksak mı? Yoksa, ah hocam Allah sizden razı olsun, şu sohbetlere hutbe uzatılmaz ya, hutbe için demeyeceğim, şu vaazlara sadece cuma günü değil de pazar günleri uygun olduğumuz zamanlar biz kendi aramızda birleşelim, gençleri de getirelim, onlar da bundan istifade etsin şeklinde, özetleyecek bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Aksi takdirde gençlik elden gidiyor. Bakınız, ben işte burada az önce doğum tarihim, hemen hemen birçok arkadaşımla yaşadık. Biz belki İmam Hatip neslinin ikincisi ya da üçüncü kuşağıyız diyebilirim. Belki ikinci kuşağıyız. Bizden önceki nesiller buradaki ağabeylerim bilir. Onlar daha çileli bir yoldan geçtiler. Biz onlardan biraz daha az çile çektik. Şimdikiler daha güzel imkanlar içerisindedir. Ama ne yazık ki imkanlar arttıkça nefis kabarıyor. İmkanlar arttıkça efendim zihin başka yerlerle meşgul oluyor ve neticede gittikçe kalite düşüyor değerli dostlar. Bizler kendimizi çağın imkanlarına göre muhatap olduğumuz insanlarımızın, kardeşlerimizin ilişki kurduğu, ilişki ağı içerisinde olduğu yerlerle ilgili bilgileri elde etmediğimiz müddetçe onlarla bir iletişime geçemeyiz. Çünkü bugün artık Facebook'larda, sosyal medyada, internet ortamında gençler her biri ayrı bir dünyada. Gençlik dediğimiz zaman işte üniversite gençliğinden tutun, sokakta kahvehane gençliğine varıncaya kadar, köprü altı gençliğine varıncaya kadar, uyuşturucu mafyası eline düşmüş gençliğe varıncaya kadar bunları sizler hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bunları ayrı ayrı sınıflandırdığımızda ve dikkate aldığımızda eğer bu gençlikle ilgili söyleyecek bir sözümüz yoksa ne yapalım? Koyuver gitsin de biz de diyeceksek, biz de diyorsak o zaman değerli dostlar geleceğin medeniyetini, geleceğin manevi ortamını inşa etme imkanımız kalmayacaktır. Çünkü ümit biziz. Ümit din görevlerinde. Zamanında 12 Eylül öncesinde Mehice Boran'a, zamanın Komünist Partisi Başkanı sormuşlar. Niye devrim yapamıyorsunuz diye. Ah demiş, şu Diyanetteki personel din görevlileri benim elimde olsa bir gün içerisinde devrimi gerçekleştiririm demiş. Şimdi bakınız dışarıdan görüntüye bakınız, dışarıdan algılamaya bakınız. Dışarıdan bizde görünen imkanlara bakınız, potansiyele bakınız değerli dostlar. Elbette ki şahsi özel işlerimiz var. Elbette ki bu dünya için, çocuklarımız için, ailemiz için, var olabilmek için, çevremizde olumlu bir şekilde yaşayabilmek için,
maddiyata ihtiyacımız var. Bu mevcut olan kısıtlı ekonomik imkanlar içerisinde onu geliştirebilmek için yeni yeni imkanlar peşindeyiz. Ama değerli dostlar, camide bir görevimiz var. Ki o cami garip, bizlere de garibiz. Ben işte sizin gibi aranızdan bir kardeşiniz. Bunları her birimiz yaşadık. Bazen latife haline de geldi. Ya sabah namazında bir iki işte yaşlanmış hacı var. Onlara da işte birinci rekatta Yasin'i, ikinci rekatta Cebaleke'yi okuduktan sonra onlar da gelmeyi veriyor. Ve o gelmiyor, ben gitmiyorum. Neticede cami kapalı kalıyor. Kimse de gelmese, kimse de gelmese değerli dostlar, arkadaşlar. Biz o cami olmalıyız. Çünkü cemaat da bahane arıyor. O da geç kalma peşinde. Hoca yok ki diyor, gittim. Ya hocam seni bulamadık diyor. Hoca efendi de diyor ki ya ben geldiğimden beri buradayım, kimse yok diyor. Birbirlerini bulamadıklarından dolayı cami kayıp. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Nasıl olacak? Güzel, rast makamında, sabah makamında ezanları okuyacağız. Şimdi o da, onun da çeşitli dönemlerde uygulamaları da oldu biliyorsunuz. Bazen böyle merkezi ezan vesaire. Tabii onun iyi yönleri var, kötü yönleri var, neyse artık. Nasıl inleyecek? Nasıl temel oluşturacak? Ezanın önemi, ehemmiyeti, kelime-i tevhidi, efendim işaret etmesi, şehadeti dile getirmesi, salaha çağırması, felaha çağırması ve tevhidi örgülenmesi gök semalarda, bu semalarda nasıl oluşacak değerli dostlar? Bunun geçtiğe ilmek ilmek bir halının ablaların örmüş olduğu o kazak örgülerinde olduğu gibi, o nakışlarda olduğu gibi bunun gün be gün, vakit be vakit örgülenmesi gerekiyor değerli dostlar. Elimizde çok büyük imkanlar var. Fakat hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Neticede efendim camiler haftası, din görevlileri haftası sadece birbirlerimizi ağırlamakla geçiyor ve bunun sonucu da işte dışarıda şikayet ettiğimiz kimisi gangster, kimisi terörist, kimisi sokakta çapulcu, kimisi bilmem neci vesaire, bunların sayısı sürekli bir şekilde artıyor. Yani dostlar, sizler benden daha çok iyi biliyorsunuz ki bu sorumluluklardan biz kaçamayız. Şimdi Descartes'in ünlü bir sözü var. Düşünüyorum o halde varım. Diyor ya, onu şuna çeviriyorum ben. Görüntü veriyorum o halde varım. Nerede görüntü veriyorum? Camide görüntü veriyorum. Ya da namaz kılarken görüntü veriyorum. Ya da işte mihrapta görüntü veriyorum. Ya da şovmenlik yapıyorum. Görüntü veriyorum. O halde Müslümanım. Bu ifade, Müslümanın ifadesi gerçekten de büyük bir sorumluluk. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğu gibi dost doğru ol. Hud suresinde bunu okuduğum zaman o beni ihtiyarlattı diyor ya. Biz genciz. O anlamda biz genciz. Dolayısıyla değerli dostlar, üzerimizde büyük sorumluluklar var. Bu tabii buradaki ben bu konuşmayı yaparken yine sizin içinizden birisi olan kardeşimiz olarak bunu yaparken her birimizin zihninde geçen bir takım şeyler var. Hoca konuşuyorsun yani ben köyde, mezrada, şurada, mahallelerde vesaire. Sen Hasan Emni'yi tanımıyorsun, Hüseyin amcayı tanımıyorsun. Onun orada etiklerini bilmiyorsun, bu şartları. Evet doğru. Çile, bunu seçmişiz biz. Görev yapmak zor. Ben bu işin hem 6 yıl yurt dışında din görevlisi olarak bizzat bir dernek bünyesinde yurt dışına gidenler bilirler. Orada da işin çilesini çektim. Biliyorum ne olduğunu. Efendim, kendi memleketimizde de aynı zamanda bir idareci olarak da bunun tribüde nasıl görüldüğünü de gördüm. Kolay değil arkadaşlar. Kolay değil. İnsanlar ne bileyim kendilerini çok kıymetlendiriyorlar. Sanki biz onu camiye davet
yeniden bir şey alacakmışız gibi ya da o bir şeyi kaybedecekmiş gibi ya ne bileyim aklına ne geliyorsa insanlar kaçıyorlar. Oysa Allah ve eyle tesevvür nereye gidiyorsunuz diyor. Ama o bunu bilmiyor. Değerli dostlar, eğer camilerin boş kalmasını istemiyorsan, cami üzerinde, cami kavramı üzerinde düşündüğümüz zaman, biliyorsunuz toplayan bir araya getirelim. Toplayan bir araya getirelim. Toplayamıyor. Kim toplayacak? Mekan toplar mı? Oradaki hocamız, abimiz, kardeşimiz toplayacak. Neyle? Her insanın duygusal bir anı vardı. Ben az önce bir insan tarifi yaptım. Bunu boşuna yapmadım. Biyolojik olarak insanlar var olmaya çalışırlar. Ayakta durmaya çalışır. Biyolojik olarak var olabilmesi için yer, içer, işte maddi olarak vücudu ne türlü ihtiyaçları varsa onu karşılamaya çalışır. Vücudu hastalandığı zaman bunu tedavi etmeye, sağlıklı bir şekilde var olmaya çalışır insanlar. Bu biyolojisine bağlı olarak, bu biyolojik yapısına bağlı olarak aynı zamanda psikolojik bir var. Ruhi yönü var, manevi yönü var. Tam da bizim gireceğimiz, tam da bizim konuşacağımız, ilişki kuracağımız bir alan. İnsanın duygusal yönü vardır. İnsanın bir sürü zafiyetleri vardır. O zafiyetler başka bir alana kaymadan camiye geç kalmadan gelmesi gerekiyor. Genç halinde gelmesi gerekiyor. Ama bir rehbere ihtiyacı var. Bir rehbere ihtiyacı var. Memlekette öyle insanlar vardır ki bunu ben Alevisinde de gördüm, Sünnisinde de gördüm. Çorum'da görev yaparken bir örnek olsun diye söylüyorum. Dosyalık çalışmam Alevilik ve Sünniliğin sosyolojik boyutları üzerindeydi. Anket yapıyorum. Alevi iken, tabii benim gördüğüm kadarıyla bilgilerim çerçevesinde Alevisi, Sünnisi de İslam dairesi içerisindedir. Ama onun değerlendirmesi açısından ifade ediyorum. Ben diyor artık diyor gerçek yolu buldum diyor hocam diyor. Ama diyor diğer kardeşlerimi de diyor biraz daha benim gibi olabilmeleri için, duyarlı olabilmeleri için köy köy dolanıyorum diyor. Bir gün bir köyde bir eve misafir oldum diyor. Evin sahibi beyefendisi vefat etmiş. Onlar da işte başsağlığı diliyorlar, konuşuyorlar vesaire. Bu konuyu açıyor. Bizim bildiğimiz din bu değil. İşte şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Tevhid inancı budur. İbadetlere devam etmemiz lazım vesaire. İçki, kumar, haram vesaire, helal, haramdan bahsediyor. O arada bunların konuşmalarına kulak misafiri olan evin hanımı, ölen beyefendinin eşi kapıyı açıyor. Bu sefer diyor ki, efendim sen bu zamana kadar neredeydin? Benim beyim, benim kocam bunları duymadan öldü. Belki bunları duysaydı, sizin gibi o da mutlu bir şekilde vefat edecekti. Anlattığınız türden şeyleri yaşayacaktı diye tabii buna çıkışıyor. Bu durumu anlatıyor. Değerli dostlar, bizi bekleyen o kadar insanlar var ki. Mesela bizim görev alanımız içerisinde bize gelmeyenlere, camiye gelmeyenlere gitmemiz mümkün. Bunu sizler hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İşte cenaze dolayısıyla, düğünler dolayısıyla, davetler dolayısıyla vesaire. Ama buradaki irtibat, ilişki düzeyi, insanlarla kurulan o iletişimde ne oluyorsa o bir kategoriye geliyor. Orada günlük konuşmaların içerisinde boğulup gidiliyor. O bir cenaze merasiminin ardından yapılan bir dua ise, Kur'an okuma daveti ise orada kalıyor. Bunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. O evde mevcut olan gençlerle irtibat kurup, işte nerede okuduğunu, ne iş yaptığını, ne işle meşgul olduğunu, bu zamana kadar işte onu pek tanımadığını, göremediğini, bundan sonra görüşebileceklerini, artık hangi dilden anlıyorsa sizler bunu daha iyi biliyorsunuz. Çünkü her kişinin, her yörenin, her mahallenin bir algı durumu var. İnsanların
karşılıklı ilişki biçimi var. Tırnak içinde ifade edeyim. Bu ilişki biçimini sizler daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o yönden gitmemiz lazım. Ben Mecadifun Milleti İyi Ahsen'i böyle anlıyorum. En güzel bir şekilde Rabbinin yoluna davet ederken, insanlarla onları dine davet ederken, bütün yönlerini, işin psikolojik yönünü, işin dil boyutunu, iletişim yönünü vesaire, bütün bunları dikkate almamız gerekiyor ki o zaman bu insanlar geç kalmamış olurlar. İnsanlar geç kalıyorlar çünkü o insanların yaşamış olduğu bir hayat var. Benimsemiş oldukları bir hayat tarzı var. Onun içerisinden çıkmak istemiyor. Sudaki balığı dışarıya çıkardığınız zaman ne olur? Zavallı ölmek için çırpınıp durur. Çırpınıp durur. İnsanlar benimsemiş oldukları geleneğin içerisinde bir gelenek oluşturmuştur o. Yaşama biçimi oluşturmuştur. Oradan onu çıkardığı zaman öleceğini zanneder. Tanımadığı, bilmediği çevreye de girmek istemez. Oysa bu çevrenin onun için de yaşanabilir bir çevre olduğunu, cami çevresinin bütün insanlarımızı toplayan, kapsayan, onlara da bir mutluluk veren bir çevre olduğunu bu insanlara bizim anlatmamız gerekiyor. Biz böyle olduğu takdirde bu memleketin şu anda bu memlekette fay hatları oluşturulmuştur arkadaşlar. Fay hatlarını biliyorsunuz. Fay hattı aslında bu jeolojik bir terimdir. Yani deprem öncesi oluşan fay hatları vardır. Yerin altında ne zaman ki o gazlar patlamaya başlar, neticede büyük depremler oluşur. Sosyal alanda da oluşturulmuş, patlamaya hazır sürekli bir şekilde fay hatları var. Bizim dinimiz, hani kardeşlik dini, وَاَقْدِسِكُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا diyen bir Kur'an'ın mensuplarıyız. Onun inananlarıyız. Ona sürekli bir şekilde müracaat edenleriz. Ama bir türlü o birliktelik, o beraberlik sağlanamıyor. Çünkü Fetih Suresi'nde Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ orasını unutuyoruz. Merhamet etmiyoruz. Merhametimiz yok. Eşimize karşı merhametimiz yok. İşi şakaya getirerek ona icabında zulmedebiliyoruz. Her işi ona yaptırabiliyoruz. Her işe onu koşturabiliyoruz. Çocuklarımıza karşı merhametimiz yok. Nasıl olur hocam? İşte el bebek, gül bebek büyütüyoruz. Hayır, sadece merhamet o değil. Onu hayata hazırlayabilmek, onun geleceğini görerek, mevcut yaşamış olduğumuz çağın her türlü insana yönelik olumsuz durumlarını görerek ona acımak ve onu hayata hazırlamaktır. Yine merhamet kendi arkadaşlarımız arasında, dostlarımız arasında, amir memur ilişkilerinde özür dilerim. Bu burada olan bir şey değil. İki günlerden başlamış olan bir şey. Merhamet yok. Şimdi merhamet olmayan bir yerde, acıma duygusu olmayan bir yerde ne çıkacak? Nefret çıkacak. Hasret çıkacak. Kıskançlık olacak. Birbirinin ayağını kaydırma olacak. Dedikodu başlayacak. Vesaire. Şimdi bunun işleneceği, bu ahlaki düsturların, bu ahlaki ilkelerin ve prensiplerin işleneceği esas yer, herkesin objektif olduğu, herkesin diz kurarak geldiği bir yer, Cahmet'tir. Şimdi buralarda, camilerde, tabi gençler için de bir yer açılması gerekiyor. Gençler sadece diz üstü oturtamasın genci. Onu belli bir saat orada tuttuktan sonra, belli bir vakit orada tuttuktan sonra onlar için konuşabileceği, gerektiğinde eğlenebileceği, meşhur çerçevede eğlenebileceği mekanların olması gerekiyor. Çünkü genç, camiden ayrıldıktan sonra bazılarımızın, hepimizin yaptığı gibi, hani biz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Allah'ın selamı rahmeti üzerine olsun diyoruz.
selam veriyoruz ya, çıktıktan sonra birbirimize nefretle bakıyoruz, hatta yanımızda duran cemaate yapmakta nerede düştü benim yanıma, keşke burada durmasaydı diyoruz ya, camiden çıkan genç de ya nereden geldin buraya deyip de kaçıyorsa, camiden kaçıyorsa, bu tabii eksikliğimizdir bizim. Onun için gençlere camilerde mekan ayarlamamız gerekiyor. Bu bir internet ortamı olur. Tabii internetin sakıncalarını da hepimiz biliyoruz zaten. Onu filtreleyerek, efendim gerekli önlemleri alarak o gençleri oraya toplamak. Meşru oyunlar çerçevesinde gençler için caminin yanında derinlikte uygun yerlerde okuma evinden tutun eğlenecek yerlere kadar yerler ayarlamamız gerekiyor ki orası onun sığınacağı bir merce, bir yer, duygularını, düşüncelerini paylaşacağı bir yer olsun. Ne yapıyor? Kahveye gidiyor. Kahvede biliyorsunuz kıraathaneydi. Önce kahvehane oldu, sonra kahvehane olduğundan sonra kafe oldu. Kafe, o kafe başka kültürü götürüyor. Yani o kavramlar değerli dostlar, konuşacak çok şeyler, çok şeyler var. Kavramlar birçok şeyi taşıyor. Bir trenin vagonları gibi konuşmuş olduğumuz kelimelerin efendim Türkçe olması, Arapça olması, İngilizce olması çok farklı farklı şeyler. Yani o kelimelerin, o kavramların, o isimlendirmelerin içeriğini biz doldurmazsak, ona kendi anlamımızı vermezsek, katmazsak, orada yetişen gençlik ne olacaktır? Tamam mı? Bozuk, zihni, yapısı, efendim, burada söylemek biraz zor, belki sapkın bir görüşe sahip olacaktır ve neticede topluma problem olacak. Biz toplumumuzun gençlerini şuradaki, şu bahçede ya da diğer park yerlerinde olduğu gibi bir gül bahçesine dönüştürebiliyor muyuz? Gül bahçesi nasıl oluşur değerli dostlar? Kendiliğinden oluşur mu? Gülün elbette gidikleri de var. Her birimizin egosu var. Bir beni var. İçeride bir enesi var. Hepimizin. Ama onu neyle ıslah ediyoruz? İşte nefis terbiyesiyle ıslah ediyoruz. Okumalarla, nasihatlarla, öğütlerle, Kur'an ve hadis çerçevesinde onunla. Gençlik de aynı şekilde değerli dostlar, bir gül bahçesi gibi yetiştirilmesi gerekiyor. Ne yazık ki gençliğimiz, bırakınız gül olmayı, güllerin sadece dikeni var. Bir çivi gibi batıyor. Konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, sizden rahatsız oluyor, babasına moruk diyor, yaşlıya hacı diyor, öbürüne bilmem. Bunlar bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Şimdi cami ve gençlik dediğiniz zaman bunun çerçevesini ben dikkatinizi çekerse genişletiyorum. Sadece cami ve çerçevesinde orada bazı nasihat çerçevesinde olacak şey değil. Çünkü bu toplumun ferdi, geleceğimizi ona teslim ediyoruz. Şu yapmış olduğumuz görevleri ya da bizim ilişki içerisinde olmuş olduğumuz müesseselerin görevlerini onlara terdi edeceğiz. Hangi alanda olursa olsun, hangi kurumda olursa olsun, bu memleketin genci eğer bu memleketin sosyal muhayyilesini, ahlaki değerlerini, manevi değerlerini sahiplenmiyorsa, peki nereye gidiyor, nereye gidecek bu gençlik? Bunu Fransızlar, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de yaptı, İngiliz'de, Mısır'da yaptı, hala Soçlular iktidara geldi. Ve devam ediyor. Bizim ülkemizde de aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Çok farklı şeyler de yapıyorlar. Afrika'da kabileleri, cahil olan insanları yönlendiriyor. Kabile reisinden bir tanesine basıyor parayı, hadi sen bir lidersin. Ondan sonra onunla belli bir uluslararası ilişkiler düzeyinde ticaretlerini vesaire yapıyor. O bilinçlendiği zaman, ülkesine ihanetin ne olduğunu anladığı zaman bu sefer öbür kabilenin reislerini ona karşı kışkırtıyor, onları palazlandırıyor, tabirimi hoş görün, ondan sonra onları düşünüyor. Benim ülkemde de başka şekilde yapıyor. 12 Eylül öncesi sadece solcu şekilde yaptı, gençliği harekete geçirdi. Şimdi de çok farklı şekillerde Alevisi, Sünnisi, bilmem nesi, aynı Sünni grubun içerisinde
cemaatleri, gruplarıyla beraber herkes birbirine düşüyor. Bu ne? Huntington'ın 90'lı yıllarda yazmış olduğu medeniyetler çatışması, arkadaşlar sayenizde, Müslümanların sayesinde medeniyet için, hatta daha da daraltıyorum çerçeveyi, İslam için, mezhep için çatışmalara dönüştü. Bu bizim ihmalimizden dolayı. Burada bir şey düşüyor üzerimize. Dini bilgi, dini bilginin mahiyeti, dini bilginin niteliği, dini bilginin nasıl öğretileceği sadece kelami, itikadi bilgilerde hadi din bundan ibaret yok. Sosyal hayatı yaşıyor adam. Cebine pasaportu koyuyor, Amerika'ya gidiyor, Japonya'ya gidiyor, Çin'e gidiyor. Ve orada da farklı kültürlerle tanışıyor, farklı din mensuplarıyla tanışıyor, farklı yaşama biçimleriyle tanışıyor. Peki, onun hayatını yaşayabilmesi için kendini bir pergelin, bir merkez ayağı vardır, bir bastığı ayak vardır. Nereye basacak bu arkadaş? Oraya gittiğinde öyle, buraya geldiğinde böyle. Görüntü verecek, değil mi? Az önce söylediğim gibi, görüntü veriyorum, o halde Müslümanım. Bir yerde böyle bir görüntü verecek, öbür tarafta başka bir görüntü verecek. Bu, bizim yetiştirdiğimiz, bizim insanımız bu. Bu profil bu. Hepimizin, her birimizin şikayet ettiği bir durum var arkadaşlar ortada. Buna bir çare bulmamız lazım. Bence camiler ve din görevlileri haftasını kutladığımız bugünlerde bunu yeniden sorgulamak gerekiyor. Çok özel programlar yapmak gerekiyor. Bakınız, yine kendi dönemimizden örnek vereceğim. Bugün, elhamdülillah, dünyada bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Dünyada iki kutuplu dünya tamamıyla ondan vazgeçildi. Başınızı fazla ağrıtmayacağım, süreçleri siz biliyorsunuz. Şimdi küresel bir dünyadan söz ediliyor. Dünyanın küresel bir köy olduğundan söz ediliyor. Ve çok kültürlü, çok dinli insanların bir arada yaşayabileceğinden bahsediliyor ki bu bize yabancı değil. Osmanlı'da, Selçuklu'da bunun örnekleri çok. Biz bunu tarihte çok rahat bir şekilde yapmışız. Balkanlarda, Orta Doğu'da farklı kültürleri, farklı dinleri bir arada yaşatmışız. Bize bizi öğretmenin anlamı yok ama onun bu küresel projenin sahiplerinin gayesi başka. Küreselleşme dediğimiz şey, bütün uygulamalarıyla, ekonomik, siyasi, sosyal, bütün uygulamalarıyla yukarıdan bizim dışımızda Cenab-ı Hakk'ın yağdırmış olduğu bir yağmur var ya, yağmur yağıyor ve kendinden yağıyor. Yağmur var diye yola gitmeyecek değil mi? Tedbirimizi alacağız. Ya arabaya bineceğiz ya şemsiyemizi alacağız. Küresel dediğimiz süreç de böyle bir şey. Dünya efendilerinin yeniden kurmuş olduğu bir düzen, bu düzene karşı ben tedbirimi almışım. Bir gençlik çıktı, belki ünyede belli yerlerde, her şehrin belli yerleri vardır, böyle sosyetesi vardır. Postmodern gençlik dediğimiz, ne yapsam gider diyen, ne yaparsam meşrudur diyen, aile mefhumu yok, ahlak denilen bir şey yok. Şimdi çok af buyurun hanımefendilerin olduğu yerde ama bu toplumumuzun gerçeği. Gay evlilikler bilmem neler vesaire. Bu bizim gençliğimiz arkadaşlar. Bizim toplumumuzda bunlar. Ya bunun Anadolu'da çok çeşitli yerlerde bunlarla ilgili bilgiler var. Bu sadece İstanbul'da, Beyoğlu'nda, benzeri İstiklal Caddesi'nde olan bir şey değil. Toplumumuz dejenere oldu. Çünkü biz ne zaman ki çanakları çatıya taktık, ya bakınız ben moderniteye, modern tekniğe, teknolojiye üretmiş olduğu şeylere karşı olan bir insan değilim. Ama bir şey söyledim, filtrelemek gerekiyor. Süzmek gerekiyor. Çanakları taktık, o çanağın içerisinde düşen bir sürü affedersin, pislik var. Sen odada oturuyorsun hanımınla beraber. İnternette ya da çanak antenin sayesinde bir sürü farklı dünyalar. Affedersiniz kurşundan bilmem nesine varıncaya kadar. Bizim neslimiz bu. Gençleri sahiplenemiyoruz. Böyle bir saldırı var.
Gençliğe karşı böyle bir saldırı var. Özellikle Türkiye gençliğine. Ben komplo teorisini üretmiyorum. Bakınız Arap dünyasında zaten olanların oldu bitti. Bir Türkiye kaldı. O ayakta kalmaya çalışıyor. Onu da çeşitli oyunlarla, tezgahlarla bozmaya, ortadan güldürmeye çalışıyor. Ve gençlik elimizden kaçıyor arkadaşlar. Onu söyleyecektim. Az önce bizim dönemimizde idealist ama reel olarak gerçekleri de veren, kendisini geleceğe hazırlayan, fikri yönden, tasavvufi yönden, dini yönden, edebiyat yönünden, felsefi yönden, sürekli bir şekilde bir arayış içerisinde o dönemin şeyleriyle, komünistleriyle yarışan bir gençlik vardı. Şimdi okumayı da bıraktık. Şimdi okumayı da bıraktık. Gençler internette sök. Burada. Eğil. Vakitler geçiyor. Sürekli bir şekilde vakitler ne yapacağız arkadaşlar? Bu gençlik yarın bir gün bizi boğacak. Ümrümüzde sarılacak bunlarımız. Bunlar bizim çocuklarımızı da etkileyecek. Çünkü çocuklarımız evden kopuk. Bizim çocuklarımız evden kopuk. Diyorum ya, sadece önceden mahallede ben anne, baba, Ali ile görüşeceğim, Ayşe ile görüşeceğim derlerdi. Şimdi gerek yok ki açıyor interneti. Sosyal medyada istediği gibi istediği yerde görüşüyor. Peki bu gençliği, bu gençliği kendi şahsiyeti, kendi dünyası, kendi anlamı yönünün içerisinde, kendi manevi dünyasında kalarak dışarıyla irtibatını kurmasına vesile olacak ne? Bunun tılsımını bulmamız lazım. Bunun tılsımı bizde. Ama geceli gündüzlü bunu dert edinmemiz gerekiyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor değerli dostum. Ve Cenab-ı Hak bize yardım edecek inşallah. Yeter ki biz düşünelim. Eğitim yoluyla. İster yaygın, ister örgün olsun. Gençlere katkı vermeliyiz. Gençleri sürekli bir şekilde kendi alanımızda adeta bir karizma oluşturarak neden bizim her mahallemizde olan camimizde, onun bünyesinde bir gençlik kulübü olmasın? Neden böyle yerler olmasın? Bunlar yapılabilir. Mahallemizdeki bir zengini biz istediğimiz zaman bize parayı akıtıyorlar. İmkanlar olursa, belediyelerde, genel yetkililerde buna müsaade ederlerse ki ederler. Gençlik her şey. Gençlik her şey değerli dostlar. O zaman biz şunu unutmayalım. Tarih akıyor. Bir nehir gibi akıyor. Akan nehir eğer boş bir şekilde akıyorsa o senin kaderin olur. Akan nehrin önüne baraj bent yaparsan bir, elektriğinden istifade edersin. İki, suyundan istifade edersin. Ama abdest alırsın, ama bahçe sularsın, ama şey, kabiliyetine göre, durumuna göre. Gençlik dediğimiz şey bu tarihin içerisinde akıp gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini unutmayalım. Öyle bir zaman gelecek ki ümmetinden bazıları nehrin üzerinde akan bir nehrin üzerindeki saman çöpü misali olacak. Mecazi olarak bence çok anlam ifade ediyor. Saman çöpünün içi boş. Boş olan bir şey iktidarsız olur. İradesiz olur. O yana bu yana akar gider. Günümüzün gençliğinde Seylab-ı Eyyan dediği şairin rüzgarına kapılıyor. Kimin arabası güzellerse oraya gidiyor. Kim düdük severse oraya gidiyor. Ya siz duracak bir yerimiz yok mu? Bir belge misali verdim. Basacak, istikrar sağlayacak, var olacak, var olduğumuzu sürdürülebilir kılacak bir şeyimiz yok mu? Bir düşünceniz yok mu? Yok. Görevlilik yaşıyoruz biz böyle. Bu beden bana ait diyor genç kız. Bu bedenin sahibi benim diyor. Ben özgürüm diyor. İstediğim gibi yaparım diyor. Her şeyi yaparım diyor. Gencimiz de öyle diyor. Üniversiteler bir muhtar hikaye çıktı. Masum. Biz dindar aileler olarak gönder çocuğu. Kaldırılmıyor. Ana babadan habersiz bir şekilde nikah giyiliyor. Üniversite bittikten sonra da terk edip gidiyor.
arkadaşlar, bunlar düşündükçe insan çıldırıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Kanunca kanunca. Nasıl yapılacaksa. Aileler olarak. Bir araya gelip. Apartmanlar, bir sürü insan asansörlerden iner çıkar, iner çıkar. Birbirine selam yok, kelam yok, hiçbir şey yok. Bunlardan bir şey oluşturmak lazım. Bir gençlik komitesi oluşturmak lazım. Bunlar yapılabilir. Bunları proje haline getirerek arkadaşlar örgütlenerek, örgütlenme çok ciddi bir şeydir. Örgütlenme sadece siyasi anlamda, sendikal anlamda değil. Örgütlenme sosyal bir faaliyet için, dini bir faaliyet için, geleceğin inşası için yapabilecek örgütlenmeler var. Bunları yapabiliriz de yapıyoruz. Mahallenin zenginliğini de katarız işin içine. Böyle öğretmenlerimiz var. Kırır kırır. Camilerimizde uygun olan yerlerde niye eğitim programları uygulanmasın? Ben az önce işte konu çok geniş, ben sizi de fazla tutmayacağımı da söz verdim. Ama daha da tamamlayamadım, daha psikolojik aşamasındayız. Seyahat ettiriyorum sizi o yana bu yana. Yani her ilde artık psikologlarımız var. Hastanelerde psikolog var. Bunlardan yararlanalım. Nasıl etkileriz bu gençliği? Nasıl bunlardan, bunları efendim dahil edebiliriz, bu çerçeveye nasıl dahil edebiliriz diye psikologlardan, sosyal psikologlardan, onlarda biz yetemiyoruz arkadaşlar. Bizim almış olduğumuz eğitim, ilahiyatı bitirmiş olsak bile psikolojiye giriş, sosyolojiye giriş, din sosyolojisi, Gabriel Lebrun, Max Weber, hadi yallah, mezun oldun, ezberle çık git. Esas insan nasıl etkilenir? Nasıl etkilenir? Bu klasik bildiğimiz şeylerle olmuyor. Dönem değişti. Batılı bunu nasıl yapıyorsa biz ondan daha iyisini yapabiliriz. Yapmalıyız. Böyle yapmadığımız takdirde arkadaşlar gençlik gidiyor. Gençlik günün rüzgarına böyle kaptırdı kendini, elden gidiyor ve neticede bu ülkede Allah korusun eğer gençliği birileri alırsa, biliyorsunuz artık savaşlar mecbur kalmayınca silahlar üzerinden yapılmıyor, sıcak savaş yapılmıyor. Artık zihinler üzerinde oynanıyor. Bilgilerle, kültürlerle, etkileşimlerle vesaire Batılı Haçlı seferlerini bu şekilde yapıyor. Ben tekrar şimdi camilerde az önce hocamız, sunucu hocamız camilerle ilgili bir şiir okudu. Bu şiirde terennüm edilen, bu şiirde söylenen ve onun içeriğini oluşturan onlar o camide nasıl gerçekleştirilecek? Akif'in söylediği gibi dinin temeli nasıl oluşacak? Değerli dostlar, bütün bunlar bize yeniden kendi kendimizi sorgulamamızı, bir taraftan kendi özel, ailevi, ekonomik işlerimizi yaparken ama asıl yapmamız gereken işle ilgili de yeni bir proje peşinde olmamızı gerektiriyor bize. Ben işin az önce insan üzerinde yapmış olduğumuz tarifin sosyal boyutuna, ekonomik boyutuna, kültürel boyutuna da girersem burada belki bir iki saat daha konuşmuş olacağız. Eğer sorularınız varsa, siz zaten her birimiz belli bir düzeyde olan hocalarımızsınız, arkadaşlarımızsınız. Vermek istediğim mesaj, paylaşmak istediğim şey sadece şu. Bu geç kalma hadisesinde başta biz geç kalıyoruz arkadaşlar. Onu bir kere kendi kendimize camiye geç kalıyoruz. Yani 20 dakika öncesinden bile gidemiyoruz. Biz geç kalınca cemaat da 5 vakitte geç kalıyor. Cuma'dan cumaya geliyor. Hatta bazıları bayramdan bayrama geliyor. Bazıları da musalla taşına geliyor. O zaman burada bir kusur var. Kusur tek taraflı değil. Kusur çift taraflı. Dolayısıyla bu bağlamda eğer ciddi bir şekilde yeni bir proje yaparak geleceğe yeni bir tohum atarsak ben onun yeşereceğine inanıyorum. İnşallah bu camiler haftası bu yeşil güzel ilçemizde, ünyemizde hayra vesile olur diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar ifade ediyorum.
Eğer sürçülisan olduysa, efendim zülfiyara dokunduysa affola. Beni bir kardeşiniz bilin. Ben sadece derdimizi, görebildiklerimizi sizlerle paylaştım. Bu gerçekten de çileli bir yol. İmamlık işi çileli bir iş arkadaş. Sabah ezanı için kalkacaksın. Camiye gideceksin. Ya